Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni video ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugünkü videomda altın anahtar açılımı ve kristal anahtar açılımı bir de gümüş anahtar açılımı yapacağız. Gümüş anahtarlar zaten çok bir şey e, vermeyecek han yani onu gene biliyoruz ama 2000'e yakın ondan var. 1000 tane altın anahtarımız, 267 tane de kristal anahtar birikti. E, genel videonun başında şunu söyleyeyim. Bazı arkadaşlar hep soruyor. Bazılarımız kafasına soruyor. Altın anahtarları nereden ediyorsun? Nasıl bu kadar biriktiriyorsun falan diye. Arkadaşlar yani günlük VIP'den geliyor günlük bir yüzlük görev var biliyorsunuz. Onu bitirdiğinizde bir tane veriyor falan. O, o tarz görevlerden artı etkinliklerden aynı şekilde kanyondan falan o şekilde kasıyoruz yani. KVK'lardan falan da geliyor biliyorsunuz. Yani herkesin kastığı şekilde kasıyoruz. Ekstra bir herhangi bir para yatırma veya şey yok. Yani bu şekilde kasılabiliyor ileride. Şimdi bu altın anahtarlardan umarım iyi şekilde sonuç çıkar da özellikle martel bekliyordum yani 120 kere falan fulluyoruz çıkmayabilir tabi zor ama Çıkarsa da martili fulllemiş olacağız, en azından yaklaşmış olacağız güzel şekilde çıkarsa. Şimdi bunlardan şöyle başlayacağım. İlk başta 14 tanesini açacağım, 1000 tanesini topluca açacağım. Bunu direkt hepsini topluca, aynı şekilde gümüş da topluca açacağım. İlk olarak altın anahtarlara bir giriş yapalım. Şöyle hemen hanımıza gelelim. Yani altın anahtarların düşme şeylerini değiştiğinden beri hiç altın anahtar açmadım topluca. Bu arada onu söyleyeyim. Yani ilk defa açıyorum o yüzde ihtimaller düştü ya. Yani bu şeylerden de hiç efsanevi falan ne, kadar çıkar hiç bilmiyorum. 200 küsür de ondan var. E, yüzdeleri şu an bayağı değişti. E, göreceğiz. Yani tek tek bir deneyelim başlayalım. İlk başta altın anahtarlardan başlayacağım arkadaşlar. Daha sonra gümüşle e, bu kristal anahtarları açıp bitireceğiz. E, 14 tanesini şöyle bir tek tek açalım. Tek tek açmada neler çıkacak? Şöyle bir göz atalım. Ee, ya çok bir şey çıkmıyor. Bu aralar ben mesela boş altın açıyoruz ya iki günde bir. Çok güzel şeyler atmıyor. Ben hani yükselttiler falan dediler ama tam tersi düşürdüler sanki. Hani bana öyle gibi geldi. Bakın şu an hala bir efsane yok. Atsa atsa Kleopatra atardı zaten. Kleopatra attı iki tane. Yani bu Kleopatra'dan yemin ediyorum bıktım. Hala atıyor yani. Evet. Şu anda mesela e, o kadar açtık. Bir tane sürekli Gaius Marius atıyor. Yani Altınahtarda bunlar atmaması lazım bence. İki tane Fatih Sultan Mehmet Han attı. O zaten full. Full olan bir komutan. Şu ana kadar 4 heykel attı yani. Sürekli bunu atıyor bakın. Neyse buradaki şanssızlığımız umarım bin, bin tane yaşlığımıza devam etmez. Bin tane yaşlığımıza şöyle güzel e, bir miktar atar. Evet bin taneye geldi. Şimdi hepsini topluca açacağım. Şöyle bir bakacağız yani ne geliyor ne gidiyor. Umarım hani şansımız yaver gider. Şöyle güzelce açalım. Bakalım ne çıkacak. Evet. Şu an hızlı çeşitli için çok göremiyorum da. Evet şimdi bakalım. 6 on ta 10'ar tane bunlardan 167 tane düz attı. Güzel. Yani buradan 6 yıldızda bunlar çok önemli arkadaşlar. Yani 6 yıldız 60 yapabilmek için biliyorsunuz efsanevi komutanlar önemli. Hız olarak 318 saat e, bundan attı. 131 inşa hızı, 158 araştırma hızı falan attı. Ee, XP kitapları bayağı iyi. Ondan yana sıkıntı yok. Ee, maşallah mavilerden böyle e, bol bol atmış. 400'er 400'er. Bunları zaten ne yapacağız? İşte KVK'ya girdiğimizde 20 kafa değiştirme olayı. Yani onları falan kullanacağız. E, ee, epiklere baktığımda Epiklerde de 100 100'er küsür 60-80-100 arası. O 120 tane mesela e, şey atmış. Baybars atmış. Zaten burada ayrıda bir 80 bir 200 küsür Baybar satmış. Şimdi yavaş yavaş efsanevilere geliyoruz. Toplamda kaç efsanevi atmış olabilir? Bakalım. Şimdi 22 tane diyor, e, ismini unuttum bunun ya. Komutan ismi aklıma gelmedi. 22 tane bu Çinli komutanlar atmış. E, 53, 32, 30, 30. Şöyle yukarı çıkacağım. Martel 40 tane. Çok iyi. 40 tane martel var. 52 tane çağ çağ var. O da güzel. 38, 36. 90 tane bundan atmış. Yuh. Şunu atana kadar keşke başka bir şey. Zaten Falsus'tan Mehmet Han full. E, onu çok atmasına gerek yok. 7 tane 70 tane Sezar atmış. Yani 100, 106 tane atmış Sezar'ı. Bakın burada 50 tane daha atmış Martel. Toplamda 90 Martel atmış arkadaşlar. 30 Martel yani 30 Martel heykel sonra fulluyorum yani. Demek ki bir dahaki böyle bir 500 anahtar 600 anahtar falan açsam şansa bu, bu şekilde çıksa. E, çağyla ile yani Eljit falan da çok görmedim. Eljit 30 tane atmış sadece. Toplamda kaç atmış? Şurada kafadan bir hemen e, hesap yaparsak 36 40 desek 90 e, 120 150 160 şey 100, 180 220 270 e, 40 daha 310. E, şuradan 40 şey 310 40 desek e, 350. Şuradan 130 daha e, 480. 480 380 şuradan 80 daha 560 70 daha 630 falan. Yani 630 civar bir attı. Kötü değil. iyi de değil. Yani böyle 600, 1000 tane anahtara 600 küsür heykel attı. 630 falan. Yani bundan tabii kötü de atabilirdi. Ben hani şurada martil çok atmasına sevindim. 90 tane martil attım mesela. Ee, ama şurada elcit falan beklerdim. Atsa iyi olurdu. Fasusta Mehmet çok attı. Ee, yani 40 tane attı bundan. 70 tane Sezar burada 36 yani 106 tane Sezar attı. E, ee, çağ Çağ'yı az attı 62 tane. Şurada 52 güzel de şu bir tane atması. Çağ Çağ da isterim mesela fulllemek. Şöyle bir bakalım şimdi komutanlara bir geçelim. Ee, daha doğrusu şunları da açalım da topluca. Yine gümüş gelmiş. Ondan sonra bir komutanlar geçelim bakalım hangilerini yükseltebileceğiz daha ben de bilmiyorum. Şöyle e, bakın, gümüş anahtar 2000 tane yakın gümüş anahtar var, çok bir şey çıkmıyor arkadaşlar. Yani gümüş anahtar çok bir şey beklemeyin. Yani burada gördüğünüz gibi e, 5 er dakikalık hızlar, mesela 37, 37 saat hız çıktı o 2000 tane anahtardan. <laughs> yani burada sadece morlar, mor yükseltmek istediyseniz mor şey atıyor, yıldız atıyor. Onlarca bir tane full şey komutan atmamaya başladı artık. Yani önceden epik full komutan falan atıyordu gümüş anahtarlar, öyle hatırlıyorum, çok eskiden. Şimdi onu da atmıyor. Misal 19 tane şey atmış. Çok bir şey yok. Yani gümüş anahtarlardan pek bir şey beklemek lazım. Şimdi e, merak ettiğim e, bir de kristal anahtarlar. Çünkü kristal anahtarlardan ben hiç böyle bu kadar toplaşmadım. Bir 50-40 tane açtığım oldu. Bir 267 tane açtığımızda bakalım ne atacak. E, bunlar da, oh maşallah bitmedi bir. Bunlar böyle dengesiz şey sırayı dengesiz mi attı sanki biraz böyle mi geldi? Şu üsttekileri niye böyle attı mesela? Ha bunlar tam olduğu için öyle attı. <laughs> Şimdi e, burada zaten e, parça da atmış güzel 183, 92, 114, 115 hani şeylerde malzeme de atıyor. E, malzemeler iyi gibi. Burada baktığımda çok yeşillere çok önemli değil. Hani yeşiller zaten artık çok kolay bulunuyor. Burada maviler bir tık gene 11 tane falan atmış. Mesela bu 19 tane bundan falan atmış. Ee, şey, epikleri de çok fazla değil. 3'er tane, 4'er tane, 10 tane attı var şanslı olarak. Mesela şu kılıç bana lazımdı. Güzel olmuş. Bundan mesela 4 tane atmış. Bundan 4 tane atmış. Yani topluca açma. Burada mesela 6 tane abis çehresi atmış. Ee, epik, efsaneviye baktığımızda efsanevi çok az atıyor arkadaşlar. Yani hiç deneyecek kadar az. Bakın birer tane atmış. İki, en fazla 2 2 atmış. Bunlar bunlarda zaten ya bende olan şu falan var bende zaten tasla. Tüm olarak attığı da yeşil, yeşil atıyor ve maviden sadece bir tane atmış. Öyle çok böyle beklentiyi yüksek tutmamak lazım. Yani burada benim tek şey yaptım şu malzemeler. Taslaklardan da birer ikişer Evet bunlardan topluca açtığımızda ne, ne çıktığını yüzde olarak gördük yani. Çok yüksek bir şey beklentimiz olmaması lazım. Şimdi şurada 6 tane şey gösteriyor. Demek ki 6 komutanı yükseltebileceğiz. Martel. Şöyle yükselt dediğimizde kaç heykelimiz kalıyor abi? E, 24 heykel mi kalmış? Evet daha doğrusu bana Martel şeyde çıkmıştı böyle. Tek tek açtığımda falan çıkmıştı. Onları hiç hesaba katmadım herhalde. Ondan ben böyle daha fazla şey düşünmüşüm. 24 heykele fulluyoruz arkadaşlar. Yani çok az kaldı. Bir şöyle bir 300-400 anahtar falan bir toplaysan 24 tane atar diye düşünüyorum. Şans bir tık şans olsa. Anahtarla fulllemiş oluyoruz Marteli. Şimdi diğer komutanlara bakacağım. Evet, Fredrik'e de bir skill gelmiş. Buraya gitti. Fredrik'e de daha e, 3 skill var. Daha yani 75 80 80 bayağı var yani. Daha yolu var. Çağ, çağ bakalım. Çağçağ'ın son iki skill arkadaşlar. Şuna gitti. Güzel oldu. Buna gitmesi çok iyi oldu. 5-5-5-3. Yani burada benim toplamda şunu 20 desen 60, 140 heykel, 138 heykel. Yani 138 heykele de çağı full diyorum. Bu da mesela 1500 anahtar falan demek. Ee, bunlar falan fullenir. Eğer şansımız yaver gider de biraz bir miktar çıkarsa yani çok kötü çıkmazsa çağ da fullleyebiliyoruz. Yani bunları böyle altın anahtardan fullleyeceğim arkadaşlar. Böyle ayrıyetten uğraşmayacağım. Sezar bayağı attı. Sezar'ın da son 3 skili. Ee, yani onu da böyle bu şekilde fullenecek gibi. Yani böyle altın anahtarlardan bunlar bu şekilde devam ederse fullleyeceğiz Evet. Elcet'e de çok çıkmadı zaten. Burada son e, 155 heykel. 155 heykele bu da full. Yani yaklaşık arkadaşlar herhalde benim tahminim 2000 ile 3000 arası bir anahtara. Ben bu komutanların hepsini fullleme ihtimalim var. Yani 2000 ve 3000 arası bir anahtar. Tabi o dediğim gibi şans faktörüyle beraber. E, 2000-3000 arası bir anahtara fullleyebilirim. Hepsini bir anda böyle tak 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 fulllenebilir yani. Eskiden mesela Richard da çıkıyordu. E, komutan olarak artık çıkmıyor. Bu da az çıktı zaten. İsmi e, Hatırlayamadım. Mulan. <laughs> evet, şimdi ismi aklıma gelmedi. Bir an tıkandım kaldım. Bu neydi bunun adı? Çünkü artık çok fazla görmüyoruz Mulan'ı. Bir çıktı sadece. E, Cihan'dan kötü olduğu anlaşılınca da kullanılmıyor. Mulan'ı da yükselttik. Başka da yok herhalde yükselen. Yükselen şöyle bakalım. Yok. Evet, şu anda ee, Birçok komutanımız yaklaştı. Birer skill atladık en azından. En az Çağ'a seviniyorum. burada Çağ'ımın fullenmesi benim için çok güzel olacak. Niye? Ee, bir tane mesela Selahattin kasarım. Örnek veriyorum 5-5-5-1 diye. Onun yanına fullenmiş bir Çağ'ı koyduğum zaman bir atlordum daha olur. Ee, veya e, Çağ'ı 60 yaparım, hızlandırırım. Yetenek ağacın ona göre hızlı koşuyor ya mesela. Ona göre bir tane ekipman dizerim. Ee, şu hızlandırma falan ekipmanlar dizerim Çağ'a. Fırtına gibi olur. Yani onlar falan yapılabilir. Ee, lazım yani. Selahattin'im zaten açık duruyor, bekliyor. Yaklaşık 400, 400 değil de 390 lazım bana. 390 heykele ben Selahattin'i o hale getirebiliyorum. Ee, ilerleyen i̇lerleyen zamanlarda yapacağız. Evet arkadaşlar, Martel'imiz az kaldı dediğim gibi. Son bir skill ve son 24 heykel. Bunları zaten alt çıkacak. Şansa mansa böyle mart 10 martel falan atsa böyle arka arkaya düz açmalarda falan. Ee, iki günde bir. Belki fulleriz. Yani belli olmaz. Bazen şey de geliyor martılar arkadaşlar. Bu e, şuradaki sefer kısmının dükkanına da geliyor. Oradan da çekiyorum. Evet, video bu şekilde arkadaşlar. Yani çıkan e, komutanlar böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir. Ben de uzun süredir açmıyordum. E, yüzdeler yükseldi falan dediler de çok bir değişiklik olduğunu düşünmüyorum yani. Aynı yani aynı bildiğiniz hatta şeyler hala fazla atıyor. Yani toplayıcı komutanları hala fazla atıyor. Ona keşke bir çözüm getirseler. Bu kadar fazla toplayıcı komutan atmasa. Ben şimdiye fullerdim zaten. O kadar çok şey attı ki Bakın mesela Kleopatra kaç tane? Onu hemen bir göstereyim. Onu sonra sorulandırayım. Ee, şuradan. Bakın 800 tane. Kleopatra'yı bir, bir, kere daha fırlıyorum. 799 tane Kleopatra heykeli var. Ee, ondan sonra diğer toplayıcı komutanlar nerede? Mesela 223, 239. Ya yani burada anlaşılıyor direkt ne kadar çok attı arkadaşlar. Altın anahtardan atıyor bunları. Evet. Video bu şekilde arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenirseniz beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.